Selamun aleyküm arkadaşlar. Antalya Aksekiye Gümüşdamla Mahallesi'nden herkese selamlar. Ben Uğur, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız şükürler olsun, İyiyiz arkadaşlar. Dostlarım, yine bir oğlak gütme vloguyla karşınızdayız. Oğlaklarımızı gidiyoruz arkadaşlar. Rabbim kimsenin emeğini zayi etmesin. O yüzden dostlar, bir maşallahınızı alalım. Hayvanlarımıza nazar değmesin inşallah. Arkadaşlar, dün de bayağı yoğunduk. Tabii ki o videomu atmadım, daha tamamlanmadı. Arkadaşlar, üzüm kesip pekmez yapacağız inşallah. Biz üzümü kesmeye başladık. Daha sonra tamamlandığı zaman, pekmezi kaynattığımız zaman o videom da gelecek inşallah. Rabbim herkese kolaylık versin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oğlaklarımız yayılıyor. Ortalıkta bayağı arkadaşlar artık şey olmaya başladı. Arada kuru otların arasında yeşil otlar da buluyorlar. Ara ara öyle. Sonra arkadaşlar şey yaptıktan sonra, biraz yayıldıktan sonra burada şimdi göstereceğim size. Şuraya şey yapacağım, ormanların içine süreceğim. Burada alanlarda biraz yayıldıktan sonra ormanların içine sürdüğünüz zaman güzel yayılıyor. Arkadaşlar, oğlağımızı satmıştık biliyorsunuz. Bu oğlaklar dişi oğlaklar arkadaşlar. Damızlık olarak bıraktığımız oğlaklar. Onları gidiyoruz. Normalde bildiğiniz gibi kayın gidiyordu. Kayınço gidiyordu benim. Onun yine Akseki'de ehliyet sınavı var. Ehliyet sınavına gitti. Öyle onun işi olduğu zaman ben joker olarak devreye giriyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Oğlaklarımız yayılıyor. Onlar yayla dursunlar. Şöyle bizim miniklerimizi de gösterelim. Köpeklerimizi gösterelim. Tombul. Arkadaşlar, sarı var. Bir de bu tombul var. Bir de kopil vardı. Geçen videomda göstermiştim. O bir tane ağzına porsuk leşi almış. Orada, oralarda geziyor. Daha gelmedi henüz. Gelirse çekerim inşallah. Bunlar da oğlağa alışmış. Normalde davara gidiyorlardı dostlar. Birkaç gündür oğlakla geliyorlar. Keyifleri nereye isterse oraya gidiyorlar. Davara da gidiyorlar, oğlağa da geliyorlar. Birkaç gündür oğlağa geliyorlar. Oğlaklar da yayılıyor. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar, eğer videolarımı beğendiyseniz, beğeniyorsanız, takip ediyorsanız dostlar, lütfen videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dostlarım, siz izlediğiniz zaman, izleyip beğendiğiniz zaman, hani böyle videoları daha iyi çekme, daha iyi paylaşma isteği uyanıyor. Ama izlenmeler düşük olunca arkadaşlar, insanın biraz morali bozuluyor. Bazen hevesi de kaçıyor. Yani son zamanlarda videolarım bayağı iyi gidiyor gibi. Yükseldi izlenmeleri. Allah razı olsun sizlerin sayesinde inşallah. Arkadaşlar, işte siz ilgi gösterirseniz, bize destek verirseniz devam edebiliriz. Bizim bu çevrede de dostlar, yani Akseki çevresinde de böyle köy hayatı ve hayvancılıkla ilgili paylaşım yapan, bildiğim kadarıyla bir YouTube kanalı olmadığını düşünüyorum. Özellikle o yüzden hemşerilerimizden desteklemelerini rica ediyorum arkadaşlar. Yani çok zor bir şey değil. Kendi işte çevremizden, yöremizin şeylerini, adetlerini, köyümüzle ilgili şeyleri, yani kendi yöremizi anlatıyoruz arkadaşlar. Destek olmak bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum. Herkesin kendi şeyine kalmış, yani vicdanına kalmış, bir şey demiyorum artık. Destekleyen, bizleri takip eden herkesten Allah razı olsun. Ne yapalım? Yani zorla bir şey yaptıramıyoruz kimseye. Oğlaklarımız yayılsın arkadaşlar şöyle.
Şuraya doğru gitsin. Oradan çevireceğim şimdi tekrar. Ormanın içine sürdük dostlar. Maşallah güzel yayılıyorlar. Şu bir tane şey var arkadaşlar. Ağaç desem böyle bodur, çöğür. Datlı çubuk diyorlar. Onları çok güzel yiyorlar. O datlı çubukların içine sürdük. Maşallah onları güzel yayılıyorlar. Çok seviyorlar arkadaşlar. Özellikle oğlaklar çok seviyor. Oğlak git, beni düşüreceksin lan aşağı. Aşağıdakiler de geliyorlar yavaş yavaş. Dey! 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 Çabukça! Dey! 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 Tombul! Sere! Oğlak az aldığı için arkadaşlar köpekler bir havlayınca hemen ürküyorlar bunlar. Sayıları da azaldı. Ürkek oluyorlar böyle. Sabahtan beridir bir tam oğlaklar yayılmaya başlıyor. Bir ses diyorlar, hemen cav 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 havlamaya başlıyorlar. Oğlaklar da kaçışıyor. Daha yeni sakinleştiler onlar da. Oğlaklar da yayılmaya başladı. Dey! 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 Dostlar şu alt tarafını ben bir kontrol edeyim. Çünkü oğlaklar oraya inebilir. Dey! Bunlar da buralarda yayılıyorlar. Yaysınlar bakalım. Dey! 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 Ola! Dostlar oğlağımızın karnını doydum maşallah. Şu an saat 9 falan. Havada ısınmaya başladı. Yavaş yavaş eve doğru döndük. Böyle otlayarak yavaş yavaş gideceğiz artık. Dostlar şuradan indik. Az önce oradaydım. Şöyle karşıya gideceğiz. Burada da köylümüzün ayçiçek tarlası var. O yüzden oraya dikkat ediyoruz. O tarafa salmıyorum. Dey! Arkadaşlar bizim oğlak köpeği Kopi bir tane porsuk yakalamış. Porsuğu gösterecektim. Ben yanına gidene kadar oğlaklarla uğraşıyordum o arada. Kaybetmiş, ne yaptı bilmiyorum, artık bir yere mi sakladı? Attı, boğup attı mı, ne yaptı bilmiyorum. Oralarda dolanıyor ama şurada ağacın dibinde yatıyor.
Ne yaptı bilmiyorum artık. Hey. 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 Arkadaşlar emişene kadar oğlaklar ayrılmadan, yani annesinden ayrılmadan bu kadar, yani ota ormana sarmıyor, yayılıma sarmıyordu. Annesinden ayrıldıktan sonra güzel yayılmaya başlıyor oğlak. Çünkü anneden ümidi kesiyor artık. Anneden ayrılmadan önce annesine güvendiği için biraz daha az yayılıyorlardı. Şimdi güzel yayılmaya başladılar. Bir haftayı geçti annelerinden ayrılalı. Hey. Annelerinden ayrılmaları demek arkadaşlar, artık davarlarında teke salımının yaklaşması demek. Zaten davarda sütü de azaldı, kuruyor artık. Bu ayda çıktıktan sonra, Ağustos çıktıktan sonra Eylül'ün 15'i gibi falan, 15'i 20'sinde falan tekeler artık zaten ayırmadık inşallah. Şimdilik daha bir şey yapmazlar ama 20-25'inde da var kovulmuş olacak arkadaşlar. Şimdiden tekelerde bir kıpırdama olursa tekeleri ayıracağız. Hey. Tekeleri bir Eylül'ün 20'sine kadar, 25'ine kadar ayrı güdeceğiz. Hey. 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 Evet dostlar, burası da bizim meşhur Akdağımız. Bayağı bir yüksektir arkadaşlar. Buradan böyle göründüğüne bakmayın. Bayağı bir yüksek. Akdağ. Kışın bizim buralara kar yağdığı zaman, yani evin camından penceresini açıp ilk baktığımız yer, soğuk günlerde kar yağmış mı diye baktığımız yer Akdağ'ın tepesidir. Orada beyazlık kar olursa karın yağdığını anlarız. Bayağı bir yükseltisi var. Arkadaşlar dağ keçileri, geyikler kışın kar yağdığı zaman, şöyle göstereyim, buralara böyle Akdağ'ın eteklerine doğru iniyorlar. Oralar, yani kar bastırdıkça aşağılara iniyorlar. Şimdi artık yayladalar mı, neredeler? Buralarda gözükmüyor fazla. Yaylalarını alıyorlar galiba. Dostlar bir şey daha söyleyeyim. Benim bir çiriş videom vardı. Çirişe gittik diye. O videomu da hemen şu parmağımın ucundaki, burası Akdağ oluyor. Akdağ'ın hemen şuranın arkasında, parmağımın ucunda arkasında Atlanbaş denilen bir yer var. Çirişe oraya gitmiştik. Orası da bayağı bir rampa, yokuş. Salim amcayla gitmiştik. O videomu da orada çekmiştik. Çiriş ayı arkadaşlar Nisan falan, kısmet olursa, Allah nasip ederse yine bahara çıkabilirsek yine gider, yine çekerim inşallah. Hey. Hey.
Şarjımız da %15 kalmış. Beni uyardı, inşallah videomuzu tamamlarız arkadaşlar. Tamamlayamazsak da artık şarj ettikten sonra evde mi çekerim kapanışı bilmiyorum. İnşallah tamamlarız dostlar. Dey. Ola. Dey. 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 Dönme geri. Ola. Bak. Gerisin geri bak. Bak. Ola. Dey. Ola. Aman yarabbi. Yerlerde arkadaşlar demir butrak diyoruz. Biz böyle sivri sivri bir şeyler var. İnsanın ayağına çivi gibi, raptiye gibi böyle saplanıyor. Acayip kötü bir şey. Yürümekte zorlanıyor insan. Köpeklerin bile ayağına battığı zaman bayağı topallatıyor böyle. Kendileri çıkaramıyorlar. Ola. Hadi. Haydi. Ola. Ola. Dey. Dey. Nereye dönüyoruz? Nereye? Dey. Dostlar oğlağımızı doyurduk. Allah'a şükür. Şimdi obaya doğru gidiyoruz. Dey. Dey. Sulanacaklar şimdi arkadaşlar şeyde. Şurada dere var. Derede sulanacaklar. Oradan da obaya yataklarına gideceğiz. Dey. 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 Aman yarabbi, buradan koşturmayı çok seviyorlar. Dey. 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 Öf. Toz duman, toz duman. Dey. Gel. Gel ekti. Dey. 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 Hadi bakalım içinde, ben de içeyim. Oy 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 oy. Dey. Uçtu. Dey.
Oh Allah. Dostlar müthiş. Hadi bakalım obaya gidiyoruz şimdi. Kameraya çıkmış olursun. Mesela şu an çıktığın gibi. Vallahi. Çık bakalım hadi. Seninle bir röportaj yapalım mı? Ben röportaj yapmayı sevmem biliyorsun. Niye? Öyle şeye çok kızarım. Ben de öyle bir röportaj yapıp beni gidiyor. Herif doğar şeye davarlı işte. Gidonuyla. Çobancılık maceralarından anlatıverirsin bana. Eskilerden bahsediyorsun. Gösterdin mi sana? Geçersene. Ne? Çatal koyuları. Gösterdin. Oranın üstünü örtmüş. Açık koyunun üstünü örtmüş. Salih efendim. Hayır koyuları görmedin. Çok güzel olmuş hem de. Ne yalıysak da seni ince yer mi? Davar gitmedi dedin ya. Çok güzel olmuş. Neyse kısmet olursa.